Kocaeli Spor pazar günü deplasmanda oynayacağı Keçiören Gücü maçı hazırlıklarına Burunga tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Kocaeli Spor'un başarılı futbolcusu Benhur Keser antrenman sonunda antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz 3 haftadır üst üste galip geliyoruz kendi evimizde. Bu bize hem bir özgüven hem bir aşırı moral depoluyor. 17 Ekim Keçiören deplasmanına gideceğiz. İnşallah orada da bu galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Ligin geneline baktığımızda çok çatır çatır geçiyor. Keçiören Gücü der ne kadar son sırada olsa da takım buna aldanmıyor herhalde. Evet, yok abi, gördüğünüz gibi enteresan bir lig. Herkes herkesi yenebiliyor. Alınan sonuçlar, puan durumu ortada zaten. Yani zor bir lig. Aslında hani kolay yenebileceğimiz diyeceğimiz bir takım yok. Ankara Keçiören Gücü de cidden istikrarlı bir takım. Geçen seneden bir prensipleri olan, bir oyun sistemleri olan, bir hocaları olan, devamlı oynayan oyuncuları olan takım. Biz ona göre hafta çalışmalarımızı yapıp, videolarımızı izleyip, analizimizi yapıp inşallah oraya galibiyete gideceğiz. Ofansif anlamda şöyle bir oyun anlayışımız var. Genelde bu ligde biliyorsunuz rakiplerimizi analiz ediyoruz. Her rakibe göre bir oyun sistemi kuruyoruz. Oyuncu grubu olsun, oyuncu tercihi olsun, tabii teknik ekibin bileceği iş. Onlar izliyorlar, analiz yapıyorlar. Biz de ona göre bir oyun kurgu sisteminde oynamamız gerekiyor. Deplasman saha yayımız var. İç saha yayımız var. Rakibi bekleyeceğiz mi? Kontrol atak mı arayacağız? Topun bizde kalmasını mı oynayacağız? Tabii bunlar maç maç, takım takım değişiyor. Gol yollarında sıkıntı çekiyoruz. Dediğiniz gibi oynayan, oynamayan bütün hücum oyuncularına, daha doğrusu oynayan daha çok pozisyona girip başta kendine dahil olmak üzere daha çok varyasyon üretip girdiğimiz pozisyonları cömertçe harcamayıp gole çevirmemiz lazım. En çok bunu ben yaşıyorum, biliyorsunuz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. O zaman varyasyonlar tam ortaya çıkıyor. Kanat organizasyonu yaptığımızı düşünüyorum gayet. Hücum oyuncularının hücum performansı anlamında daha iyi olduğunu düşünüyorum, daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii bu futbolcunun kendi elinde analitik zekasını kullanması lazım futbolcunun. Kalitesi o zaman ortaya çıkıyor, biliyorsunuz. İnşallah biz de bu sahada bazı pozisyonlarda zekamızı kullanıp kalitemizi bir adım öne çıkartabiliriz. Maç 2-1. Girdiğimiz pozisyonlar var. Atamadığımız pozisyonlar var. İstanbulspor cidden iyi bir takımdı. Değişik bir sistemleri vardı. Bekler içeriye giriyordu. Biraz onlara çözüm üretmekte geç kaldık. Biraz oyundan düşmemiz, yorulmamız, özellikle hücum oyuncularının yorulması. Hiç beklemediğimiz bir hesaptaydı aslında. Hani böyle krize girmeyi beklemiyorduk. Rahat olacağını düşünüyorduk. Ama dediğim gibi girdiğimiz pozisyonları değerlendiremezsek, skor üstünlüğünü evimizde oynadığımız maçlarda dahil elimize alamazsak, 2-1, 3-1, 4-1 attığımız zaman golleri bulamazsak bu sıkıntıları çekeriz diye düşünüyorum. Ama bundan sonra daha çok dikkat edip daha çok hücum varyasyonları çalışıp böyle sıkıntı çekmek istemiyoruz. Dino cidden çok karakterli, çok düzgün bir adam. Benim tanıdığım ya, iyi bir insan, gerçekten iyi bir golcü. Sezon başı evet bazı yanıtmalar olmuş olabilir ama şimdi görüyorsunuz iyi golcü, usta golcü, son vuruşları, bitiriciliği özellikle. Biz getireceğiz, Dino atacak. Saha içinde de böyle konuşuyoruz. Onun amacı gol atmak. Son maçta 2-1'in vardı, karşı karşıya bıraktı seni. Evet, ya dediğim gibi usta oyuncu, büyük golcü. Hani tecrübe olarak cidden iyi bir usta golcü olduğunu düşünüyorum.